Mustafa Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Yıldız Sensin programı başlıyor. Business Channel Türk TV'den herkese selamlar, mutlu pazarlar. Bir Mustafa Kaya ile Yıldız Sensin programından daha seslenmekteyiz sizlere. Üstelik bugün muhteşem bir konu ve o konuda gerçekten Yıldız Sensin dediğimiz zaman bu ünvanı hak etmiş olan bir konukla beraberiz. Ablam diyebilirim, yoldaşım diyebilirim, üstadım diyebilirim ve hiç çekinmeden o bir duayen diyebilirim. Kulyas Lanetin Bedeli isimli filmin değerli senaristi sevgili Esma Şevik bugünkü stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Güzel enerjinizle enerji kattınız. Gerçekten çok mutlu oldum. Sizi burada ağırlamaktan gerçekten çok büyük mutluluk içindeyim ve bu benim için bir onur. Aynı şekilde. Şimdi biz tanıyoruz tabii. Hı-hı. Ama tanımak isteyenler ve merak edenler vardır illaki. Kıymetli Esma Şevik kimdir? Kendi dilinden hiç vakit kaybetmeden dinlemek isteriz. Esma Şevik aslında sanata aşık bir insan. Bir 10 yıl kadar filan resim eğitimi almış. Daha çok önce çizen. Şu an söylendiği gibi yazan kadın. Artık çizmeyi bırakıp yazan kadın. Çizmeyi bırakıp yazan kadın, evet. Gerçekten çok güzel. Ki zaten sanat aşığı olduğunuzu söylediniz ve bu yolda çok kıymetli iki evlat yetiştirdiniz. Evet. Ve onlar da sizin yolunuzdan ilerlemekteler. Sevgili Berre Nur, ses ve resim konusunda çok, evet, yetenekli. Ki kendi sergisini açtı. Kendi kişisel sergisini açtı. Daha 14-15 yaşında. 14-15 yaşında kendi sergisini açtı ki zaten ilerleyen yaşlarda kim bilir daha neler yapacak. Daha büyük şeyler bekliyorum. Kendisini kocaman öpüyoruz buradan. Sevgili Berre, nice güzel başarıların olsun. İnşallah bir gün bizler yaşlandığımızda tabii ki seni de anneniz gibi çok kıymetli yerlerde görmek nasip olur inşallah. Ve siz aslında ödüllü bir şairin de annesisiniz. Evet. Değil mi? Saliha. Sevgili Saliha Nur. Evet, Saliha Nur. Geçen sene birincilik ödülü aldı yazdığı şiiriyle. Hı-hı. Onun da edebiyatı çok iyi. Aynı zamanda kaligrafi çalışmaları da var. Yani gurur duyuyorum, başka hiçbir şey değil. Yani tabii ki gurur tablosu evlatlarımız. Muhteşem yetiştirmişsiniz ki zaten sizin bir kere enerjiniz, kişiliğiniz takdire şayan. Sevgili Esma Şevik, sanat eğitimi aldınız mı? Çünkü bu konuda gerçekten çok yeteneklisiniz. Hı hı. Ki çizimleriniz de yazılarınız kadar oldukça muazzam. Ki biraz sonra yazmış olduğunuz filmlerden de bahsedeceğiz. Peki sanat sizin için ne ifade ediyor? Bir eğitim aldınız mı? Sanat özgürlük, sanat kişinin kendini görmesi. Yani aynaya bakmasından öte bir şey. Hı. Tabii ki eğitim aldım. Biraz önce de söylediğim gibi resimde 10 yıl kadar eğitim aldım. Senaryoda aynı şekilde aldım. Yine bir taraftan oyunculuk yapıyorum, oyunculuk eğitimleri aldım. Ya yani eğitimsiz hiçbir şey olmaz. Hani tamam insanın içindedir ama bir şekilde onu desteklemek zorundasın. O zaman daha güzel şeyler ortaya çıkıyor. Aynı zamanda oyunculuk da yapıyorsunuz. Evet. Ya ben hani bildiğim için zaten, hı hı, ki değerli seyircilerimiz de birazdan bahsedeceğiz. 10 Mayıs'ta oyunculuk nasıl olur görecek diyeceğiz. Çünkü gerçekten hiç hafife alınmayacak bir şey bu. Oyunculuğunuzla ki kendi yazdığınız filmde oynamak zaten çok büyük çok bir şey. Çok güzel bir şey. Değil mi? Ben 2018 yılında 6 tane filmimde kendi yazmış olduğum filmimde de oynamıştım. Yani tarifi olmayan bir baba olmak gibi, anne olmak, aynen, gibi bir duygu, yani değil mi? Yani kendi evladını okşuyormuş gibi bir şey. Yani seviyormuş, bağrına basıyormuş gibi bir şey. Evet, şimdi artık değerli takipçilerimizin de gerçekten beklediği bir konunun üzerine geçeceğiz. Kulyas Lanetin Bedeli isimli filmden bahsedeceğiz. Değerli takipçiler, beraber yazmış olduğumuz Kulyas Lanetin Bedeli isimli filmimiz. Kamera arkasında neler yaşadık? Filmi çekerken neler yaşadık ki? Yazarken neler yaşadık? Hepsini şöyle masaya yatıracağız ve hikayenin gerçek yazarı ve gerçek bir hikayeyi kaleme alan, yazan kadından dinleyeceğiz. Kardeşi yazdı, kardeşleri yazdı, abileri çekti diyeceğiz. Çok güzel bir hikaye oldu. Ben Kulyas, Lanetin Bedeli filminin hikaye yazarı olarak size bu hikayeyi yazarken neler düşündünüz? Neler hissettiniz? Ne ifade etmek istediniz? Bunları dinlemek isterim. Ya düşünmekten öte sanki özel istendi ve bunu yazmalısın,
ve bunlar bilinmeli diyerek yola çıkılan bir hikaye oldu. Şöyle söyleyeyim, ben bundan önce Kulyas'tan önce bir tane korku senaryosu yazdım. Bir 15 günüm kadar aldı ama hiç ne uyku ne bir şey, yalnız değildim çünkü birçok şey yaşadım. Ve Yunus'a dedim ki, çeken adama, kardeşime, ablacığım dedim, ben belli bir süre korku yazmak istemiyorum. Tamam abla dedi. Sonra ertesi gün geldi. Abla dedi ya Mustafa Miraç Kaya ile görüştüm dedi. Ne olursun hani yazarsanız beraber bir şeyler yapın. Böyle bir şey yapabilir misiniz? Sakın dedim, ben kapalıyım. Yokum yani. Yattım daha yarım saat geçmeden direkt hikayeye böyle tık 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 tık, hani verilerde akar ya. Aynı o şekilde bütün hikaye görüntüleriyle aktı. Uyandım ve dedim ki Yunus'a başladık, hayırlı olsun. Hemen teaser'ını yazdım. Ay teaser diyorum, treatment'ını yazdım. Ve öylelikle başlamış olduk. Sevgili hocam, ben tabii ki birebir tanığım. Sizinle beraber yazdık filmimizi. Ki hani ben sadece iskeletini oluşturdum. Bazı diyaloglarda yardımcı oldum. Onun dışında film zaten sizin eseriniz. Tabii ki ben biliyorum içinde olduğum için, ama değerli takipçilerimiz de biraz önce benim gibi dikkat etmişlerdir. Yazarken yalnız değildim. Evet. Ben kastınız. Evet, yanınızda bir senarist vardı. Evet, bir yönetmen, yapımcı vardı. Ya da yardımcı yönetmeniniz yanınızdaydı. Hı hı. Bunlardan bahsetmediğinizi anlıyoruz. Yani ben biliyorum. Evet. Değerli takipçilerimiz de dinlemek isterlerdi. Yani aslında şunu söylemek istiyorsunuz. Bu evet gerçekte yaşanmış bir hikaye. Hı hı. Fakat farklı boyuttan bazı varlıklardan da destek aldım. Yani nasıl destek aldım? En basiti filmimizdeki büyücü, onun büyücünün tamam görüntüsü, nasıl büyü yapıldığı vesaireyi rüyamda görüp ona göre yansıtıyorum, ama büyücünün ismini acaba nedir diye düşünürken yine aynı şekilde Potifar'dı diyerek kalktım. Yani o şekilde bazen yazıyorum kendi başıma, senaryoyu yazarken görüntüler geçiyor. Yani bu benim normalde hani yaşamadığım şeyler. Bu bir önceki korku filminde evet, onda da yalnız değildim ama o çok ayrıydı. Yani o bilincimde belki yükselttim, bilinçaltımda korkularım yükseldi diyebileceğim bir türden, ama bu birebir yaşayarak yazdığım, etkilendiğim bir film. Gerçekten tüylerim hala diken diken. İlk bana anlattığınızda da öyle hissetmiştim. Gerçekten kötü hissetmiştim kendimi. Hatta bir şey itiraf edeceğim. Bunu itiraf etmiştim. Sadece sen biliyordun bunu. Şimdi kıymetli bilir. Yönetmenimiz başta. Sevgili Yunus Şevik, namı diğer çeken adam. O bir yönetmen, o bir usta. İlk defa değerli takipçilerimizle beraber öğrenecek. Sizinle konuşmuştuk bu durumu. Rahatsız ediliyorum. Evet. Yalnız hissetmiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Yani duvardaki saatim patlıyor. Çerçevelerim düşüyor. Olmak istemiyorum bu filmin içinde dediğim anlarım olmuştu. Özel sizinle görüştüğümüzde, ki en son mekan bakmaya gittiğimizde, değil mi? Hı hı. Mekan çekimi yaptığımızda film karakterlerimizden bir tanesini biraz sonra size anlatacaksınız zaten. Hı hı. Önemli karakterlerden bir tanesinin evi. Evet. Seçimini yaptığımız an içerisinde yani burada bir şey, bir boğum, hı hı, gelmişti. Bir boğum oldu benim üzerime. Hani sanki bir şey, git ve burada olma. Evet. Der gibiydi. Zaten o, ben senin o yüzünde o ifadeyi aldığım için orada sessizce hiç ses çıkarmadım. Daha sonra zaten biz telefonlarla bu diyaloğu yaptık. Gerçekten hani tamam biz varız, bizi anlat diyorlar, ama bir şekilde de hani bizim filmin içindeki gibi böl parçala yöntemiyle insanları da dağıtmaya çalışıyorlar. Bu birçok kere yaşadık, kardeşler arasında da yaşadık. Ama burada sabretmemiz gerekiyor işte. O yüzden sana hep diyordum, Mustafa geçecek, bitecek. Yani bu şekilde de ilerledi. Bitti. Biz de bu durumu yönetmenimizden gizledik tabii. Evet. Set içerisinde bir takım gerginlikler oldu. Bir tek seninle yaşamadım o gerginliği. Evet. Çünkü ben bilincindeydim artık. Bir tek seninle yaşamadım. Bir de çok daha anlatacağımız şeyler var. Çünkü değerli takipçilerimiz, korku filmi dedikleri zaman peki kamera arkasında ne yaşadınız? Kamera arkasında neler oldu? Bunları paylaşın istiyorlar. Birazdan bunlara, hı-hı, da yer vereceğiz, ama çok iddialı bir şey söyleyeceğim. 2013 yılından bu yana değerli hocam, sevgili Alper Mesci ile
dahil olmak üzere çok fazla korku filmin senaryo grubunda, kamera önünde oyunculuk alanında ya da çok fazla korku filmi içinde yer aldım. Ki bunların içerisinde yönetmenliğini yaptım, senaristliğini yaptım, başrolünü oynadım, çok fazla film vardı ki. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz sene Azerbaycan'da ödül aldı. Hepsini şöyle bir bırakalım. Çok iddialıyım bu konuda ve tamamen dürüst davranacağım ki takipçilerim beni bilir. Bu filmin kamera arkası apayrı başka bir korku filmi. Bunu çok özellikle söylüyorum. Başka bir film çıkar. Yani gerçekten hani amatör bir kamerayla çekilmiş olsaydı. Ki onda da çok aksilik oldu, çekemedik çok fazla. Yani gerçekten kamera arkası bir kere farklı bir şeydi yani, evet. Farklı bir olaydı ki zaten değerli takipçilerimiz biraz sonra filmimizin teaserlarını izleyecekler değil mi? Hı hı. Üç tane bomba gibi teaser, evet. Sunacağız değerli takipçilerimize ki zaten şu anda da YouTube kanalımızda arkadaşlar Lanetin Bedeli, Kulyas Lanetin Bedeli YouTube kanalımızda teaserlarımız var ve filmimiz 10 Mayıs'ta vizyonlarda olacak, sizlerle beraber olacak ve inşallah çok fazla örnek de olacak değil mi? Oyuncu kesinlikle olmak isteyene, senarist olmak isteyene, yönetmen adaylarına. Çünkü çok fazla emek var filmde. Çok fazla. Yani zaten izleyince onu görecekler. Herkes görecek. Baştan aşağı bir emek var. Biz çok yorulduk. Evet. Çok çaba çektik. Çaba verdik. Çok fazla uğraştık. Ama gerçekten çok güzel bir iş çıkmadı mı? Çok güzel. Yani şu an diyorum ya hani insanın bebeği gibi. Yani çocuğu gibi. Öyle bir eser çıktı ki ortaya. Hem bilgilendirecek, hem keyif verecek, hem gerçekten korkutacak. İşte o konuda ben biraz çok çocukluyum ya. Hani çok fazla çocuğum var. Bu çocuğumu sanki hani biraz daha bu tarafta tutuyorum gibi. Çünkü evet hani çekiminde bir takım aksiliklikler yaşadık. Bazı problemlerimiz oldu, bazı olumsuzluklar yaşadık. Velhasıl çok büyük gerginlikler yaşadık ama yani bu kadar emek ve bu kadar zorluktan sonrasında olması gereken şey buydu aslında, evet. Değil mi? Daha nice güzel filmlere beraber i̇nşallah. Diyeceğiz inşallah. Kulyas Lanetin Bedeli isimli filmimiz 10 Mayıs'ta sinemalarda değerli takipçilerimiz. İsmi de beğenmediler. Yani olacaktır. Yani beğenmedilerden kastımız şey hani üç boyutlu. O işte olacaktır diyorum yani. Çünkü şey hani biz nasıl emek veriyoruz, senaryo yazıyoruz, sonra revize ediyoruz. Onlar da revize ettiler. Revize ettiler ve en son bizim hakkımız bu dediler. Evet, en son bizim evet. Biz burada. Bu kabileyiz bunu biz bastırın. Biz zaten kabileyiz içinde geçiyoruz. Hayır olmaz dediler, bizim ismimizi koyun dediler. Yani öyle bir şey oldu büyük ihtimalle. Ve değerli takipçilerimizin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi geliyor. Filmin kamera arkasında neler yaşandı? Bunu soracağım size. Gerçi ben bir oyuncumdan bir tüyo aldım. Filmin içinde yer alan oyunculardan bir tanesi, ismini vermeyeceğim. Benimle küçük minicik bir şey paylaştı. Eğer müsaade ederseniz onu paylaşmak isterim. Kamera arkasıyla ilgili ve bunu size yöneltmek istiyorum. Aslında bunu sizden duymak istiyorum. Nedir? Filmin kamera arkasında bazı oyuncuların koruyucu muska taktığını evet. duyduk. Yani takmak zorunda kaldılar. Kullanmak zorunda kaldılar. Çünkü birkaç tane oyuncumuz sinir krizi geçirdi. Olmayacak şeyler oldu. Mesela biraz önce söylediğimiz bir ev vardı. Hani son gittiğimiz. Çift kapısı var. Biz çekime başlayacağız. Birkaç oyuncumuz içeride kalıyor. Biz dışarıdayız. Ekip dışarıda. Kapılar aynı anda kapanıyor. Kilitleniyor ve açılmıyor. Tahta kapı yani. Mümkün değil, açamıyorsun. İçeridekiler bağırıyorlar okuyun diye. Dışarıdakiler okumaya başlıyor. Okudukça açılan kapılar. Mesela yine çekim yapılıyor başka bir tarafta. Dış mekan çekildi. İç mekanı geçildi. Ben de dedim bir kahve alayım en azından hani birazcık boşluğum olsun. Adamın bir tanesi çıktı tam çekimin karşısında bir tane ev böyle lamba yanıyor sarı bir ışık. Hani eskiden damlar vardır. Orada duruyor gece saat 12 diyor. Allah'a dedim herhalde adamı rahatsız edik. Gideyim de dedim en azından bir konuşayım falan. Bir gittim oraya bırak adamı ev yok. Telefona baktım saat 2. Herhalde 2 saat fark var arada boyutlar arası bilmiyorum ama saat 12 diye sinirle bağırdığını kendim gördüm.
sonra artık bizimkilerin yanına geçtim yavaş yavaş. Yani dedim beraber yani, çekiyoruz. Şimdi ben de korku sektörünün içindeyim. Çok gerçek hikaye yazdım. Yani şu an aslında o kadar rahat anlatıyorsunuz ki evet. Esma Hanım. Yani bu biraz önce bahsettiğiniz şey bir insanı sinir hastası eder aslında. Aslında evet çok garip bir şekilde yazarken de dedim ya yalnız değildim işte sesler duymaları bir şeyler düşmesi falan artık bakıyordum ya yazıyorum demeye başladım ya o dereceye geldi. Yani iç içe olduk artık. Ve yani biz, çok rahatsınız. Çok evet ve şey de var mesela anlaşma yaptık biz. Baya baya anlaşma yaptık. Bir misafirhane sahnemiz vardı yarım günlük bir işimiz var orada ama o 3 gün sürdü. Bitmiyor. Elektrikler patlıyor. İşte dediğim gibi kapılar kapanıyor. Oyuncular sinir krizi geçiyor. Birbirini parçalayan köpekler dışarıda gözümüzün önünde. O kadar çok olay oldu ki Yunus geldi artık dedi ki ne olur bir anlaşma yapalım. Anlaşma yapılan, anlaşmalı bir filmin senaryonun içerisinden anlaşma yaptık. Anlaşma yapalım. Biz sizi rahatsız etmek istemiyoruz. Bir an evvel bu filmi çekip gitmek istiyoruz. O yüzden siz de bizim işimize hani çok fazla karışmayın ki biz bir an evvel çekelim, siz de rahat edin, biz de rahat edelim. Ondan sonra bitirebildik. Yani anlaşmalı filmden anlaşma yaparak kurtulduk. Yani şu an aslında ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Hani bir tarafımda yani dürüst konuşmak gerekirse yani iyi ki o sete gelmemişim diyeceğim. Hani tamam filmin senaristiyim. Filmin içerisinde Mustafa Miraç Kaya, Esma Şevik tamam eyvallah ama yani çok korkunç şeylerden bahsettiğinizin evet. Farkındasınız. Ha şey aslında çok da korkunç değil. Niye? Çünkü iki alem var. Yani insanlar alemi, cinler alemi. Onlar da ayrı yaşıyorlar. Biz de ayrı yaşıyoruz. Merak edip gelmiş de olabilirler. Okuyoruz çok şükür. Rabbime hamdolsun. Öyle. Peki biz yalnızız değil mi şu an burada? Ben yani nereden bileyim ben senaristim. Şu an yalnızız değil mi? Çünkü cidden çok yoğun olumsuzluklar yaşadığınızı evet. biliyorum ben. Hı hı. Çok uzadığını da biliyorum ama evet. şu an sizin bunları çok rahat anlatıyor olmanız da bir enteresan. Zaten sette de ona şaşırdılar. Esma abla sen niye bu kadar rahatsın? Ya bilmiyorum çünkü ben diyorum Rabbim sana emanetiz. Yarattıklarından sana sığınırım diyordum. Yani öyle geçiyordu. Aynen. Belki de o şekilde o yüzden ben yazabildim. Tam da burada filmin hikayesiyle ilgili size danışmak istiyorum. Filmin hikayesi hakkında hani çok detay vermeden. Tamam. Kulyas Lanet'in Bedeli bize neler izletecek? Neler şöyle. Sunacak? Filmin konusu nasıl ilerliyor? Hani çok sinopsis değil de bir böyle bize üstünüz körü biraz bilgi vermek istersiniz. Yani yıllar önce Kulyas kabilesinin çok fazla insanlara müdahale etmeye başlamasının artması sebebiyle büyücü Potifar'ın belli büyüler yaparak bir yere onları kilitlemesi evet. ve ancak kendi soyundan gelen bir kişinin bu büyüyü kaldırabilmesi amacıyla kapattığı ve yüzyıllar sonra kendi soyundan bir insanın da kendi menfaatleri uğruna onları dışarıya çıkarması, insanlardan da bunların öc almaya başlaması. Özet olarak aslında bir nevi bir intikam filmi. Evet. Değil mi? Yani iki farklı boyuttaki, iki farklı alemde var olan iki canlı grubun birbiriyle yaptığı bir anlaşma neticesinde ortaya çıkan kabus dolu günler. Aynen öyle. Aslında bir anlaşmanın bir diyeti ödenecek. Kesinlikle burada, anlaşmanın diyeti ödenecek ama burada da şunu da veriyoruz yani insanlar kendi elleriyle yaptık yani ne yaparsan onu alırsın. Hani orada da bu şeyi vermeye çalıştık zaten. Allah kimseye zulmetmez. Evet. Her şey kendi elinizle yaptıklarınızdandır. Benim filmin içerisinde en etkilendiğim sahnelerden bir tanesi bir tecavüz sahnemiz var. Farklı bir alemdeki bir varlığın başka bir alemde var olan başka bir varlığa tecavüzü vardı. Çok etkilendim ben o sahnede. Evet, yazarken etkilendik. Üstüne çekerken çok daha farklı bir şeydi, farklı bir dünyaydı. Yani öyle ki hiç tasvip etmediğimiz bir durum. Hani insanın insanı da yaptığı bir vahşet diyeyim.
Bunu başka varlığın insana yapması. Bunu oynayan oyuncularımız işte Onur Serimer ve Kübra Kılıçkaya çok güzel oynadılar. Ama bir dezavantajı şöyle oldu. O vahşeti oynarlarken o kadar çok etkilendi ki Kübra mesela. Yani onun etkisinden kurtulamadı. Özel hayatına yansıdı. 2 gün kendine gelemedi sette. Normalde de böyle bir şey olmaması lazım ama bunu yansıtabilmek, bunu yazmaktan öte oynayabilmek çok zor. Ve verebilmek, o vahşetin ne kadar kötü olduğunu da insanlara gösterebilmek, bu çok apayrı bir şeydi. Evet. Aynı zamanda aslında kadına şiddete hayır da diyoruz, kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Yani her canlıya günde şiddete hayır ama kadın zaten narindir, kesinlikle hayır. Ve aynı zamanda oyuncu kadromuz da çok zengin ve çok önemli aslında. Çok önemli isimler var kesinlikle, filmin içerisinde. Çok değerli. Efendim filmin senaristi Mustafa Miraçkaya, Esma Şevik. Beraber yazmaktan gerçekten gurur duyduğum çok kıymetli bir ablam. Esma Hanım bana ilk hikayesini gönderdi. Hadi bir yaz bakalım senaryo ne olacak. Hikaye okurken gerçekten böyle çok etkilenmiştim ben. İlk senaryomu yazdığımda ve kıymetli hocam Sayın Yunus Şevik, namı değer çeken adam, değerli yönetmenimizle beraber oturduğumuzda hani ilk evet bunun üstüne oynanır dendiğinde ben çok mutlu olmuştum. Evet. Hani iskelet okey tamam budur, bunun üstünden gideriz dediği zaman gerçekten mutlu olmuştum, oldum. Ve yine çok kıymetli bir hocam var filmin içerisinde, benim çok sevdiğim bir hocam, sevgili Halil Kumova. Evet. Çok kıymetlidir. Çok değerli ve çok değerli bir rolü de üstlendi. Ve o güzel kişiliğiyle, o güzel bilgisiyle aslında öğretti bize bir şeyleri de. Kesinlikle. Yani herkes birbirinden bir şey öğrendi aslında bu sette. Hı-hı. Çok güzel bir setti. Evet. Çok güzel bir setti. Çok korkunç bir setti aslında. Korkunç ve güzeldi. Yani bizim adımıza çok korkunçtu ama hani sizin adınız. O da bir öğreti. Yani o da bir eğitim. Yani her türlü eğitim aldık diyeyim o setten. Evet. Sevgili Onur Serimer var. Evet. Çok güzel bir oyuncudur kendisi yine. Erdem Yılmaz ve Emre Kılın. Evet. Çok iyi iki tane bomba gibi genç, bomba gibi canlandırdılar karakterlerimizi. Ve bizim filmimizin narin hanımları, şık bayanları sevgili Kübra Kılıçkaya ve Nurdan Paksoy. Kendilerine kucak dolu sevgilerimi gönderiyorum burada. Yine biz bununla beraber sevgili Kaya Erdeş, Muzaffer Saygın Üngör de filmimizde karakterlerimize can verdiler. Ruhlarına sağlık, sanatlarına sağlık, çok güzel değerlendiler ve çok güzel oynadılar yazmış olduğumuz eseri. İyi ki size emanet ettik, iyi ki sizler vardınız ve sosyal medya fenomenleri sevgili Gizem Tan ve Sayın Can Yavuz bizlerle beraberdi. Sizlerin de ruhuna sağlık. Sizler de iyi ki vardınız ve bu karakterleri iyi ki siz oynadınız ki bizim yazmış olduğumuz filmi aslında hani düşünerek yazsak bu karakterlere bu kadar uymaz değil mi? Kesinlikle. Yani oyuncumuzun bir tanesini arıyorum. Diyorum ki hani bu oyuncu şey için kriterlerimiz budur. Ya ben zaten oyum diyor. Yani tamamen kişilikler de aynı şekilde bağlantılı olarak oraya çağrıldı herhalde. Yani öyle kısmet oldu. Evet. Esma Hanım, sizler sanatı ve sinemaya olan sevginizi gerek çocuklarınıza gerekse bizlere çok yürekten anlattığınız ve sanatın gerçekten aslında çok önemli bir yerde olduğunu gerek bizlere gerek bizden sonra gelecek ve gerekse ondan sonra gelecek nesillere çok düzgün bir şekilde anlattığınız, güçlü duruşunuzla, güçlü sağlam ayaklarınızı yere basmanızla aslında Türk kadının ne kadar güçlü ve ne kadar önemli olduğunu bize anlattığınız ve çok güzel bir anne, çok güzel bir arkadaş, çok güzel bir abla olduğunuz için Yıldız sizsiniz diyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sevgili takipçiler, bir Yıldız Sensin programından daha seslendik sizlere. Üstelik bugün korku filmi deyince aslında ne kadar önemli, ne kadar dram, ne kadar has bir noktada olduğumuzu anlatacak ve 10 Mayıs'ta vizyona girecek Kulyas Laneti Bedeli isimli filmin
değerli hikaye yazarı ve senaristiyle beraberdik. Hoşça kalın. Mustafa Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Yıldız Sensin programı bitti.